3, 4. Yollar Dönüşü! Ben Gülşen geldim. İyi, hoş geldin. Kremci başı. Yürüdüğümüzde yolu komple yürümüş olacağız. Oo, harika. Yani 12 gün daha yürüyeceğiz. Yağmayacak demek bu yükselmesi. Kozağaç köyüne ulaştık. Ovacık'tan başladık. 5,5. kilometredeyiz. Bu toprak yollar hep yeni açıldı. Patikalar bozuldu. Git yere bozuluyor. Dumanlı bir hava, birazdan yağmur bekliyoruz inşallah. Yani dağlık, su yok. Evet, dumanlı dumanlı Likya dağlarında yürüyoruz. Böyle bir defa görüyoruz. Yani arkamızda dumanlar. Sağımızda dumanlar. Kozağaç köyüne girmek üzereyiz. Evet oğlum, tamam. Elif Fare Camping'deyiz. Burası bizim odamız. Aşağı katta da arkadaşlarımız kalıyor, değil mi oğlum? Hı. Bakalım. Mis gibi sedir kokulu bir ağaç evdeyiz. Evet, ekip arkadaşlarımız karşıda glamping'teler, diğerleri de böyle çadır kampındalar. Kaan'la birlikte geziyoruz değil mi babişkom? Evet. Güzel. Paralya'dan yola çıktık. Kelebekler Vadisi aşağımızda. Aktaşlar plajı, Kabak Koyu Parkı'nı yürüyoruz yeni rotadan 12 kilometre. Eski rota da karşı vadinin içinden çıkıyor. Kate Clough'un yaptığı rota. Orası asfalt geçişi çok olduğu için biz yeni rotayı tercih ediyoruz. Kelebekler Vadisi'nin üzerindeyiz. Aşağımız derin bir uçurum. Rota güzel. Kaçıncı defa geçtiğimizi hatırlamıyoruz artık. Ama her seferinde yeniden yürüyormuş. Kelebekler Vadisi aşağıda.
Kalem kalmış. Yürü oğlum, yürürken. Şimdi şey yapmaya çalışıyorum. Aferin, tamam. Heh, tamam. Evet, kanımla. Bir de baton sözü diyorum baba, şimdi annene verdim. İyi yapmışsın oğlum. Kanımla Like yolunu yürüyoruz. Korsan koyu Ulupınar arasında yürümüştük 3 yaşındayken. Şimdi 8,5 yaşında Like yolunun Fethiye başlangıç rotasını yürüyoruz oğlumla. Baba eve gidince sıra bende, ben video çekeceğim. Tamam. Benim tablete bağlar mıyız? Bağlarız oğlum. Tamam. Asıl kendini çek. Heh, dik dur, dik durarak git. Kaldır ipi yukarı. İpi yukarı kaldırsana, sen niye eğiliyorsun? Sen eğilme, ipi yukarı kaldır. Tamam. Şurada basacak yer var baba. Evet oğlum, hadi. Ama çok sallandı. Evet. Baba aynadan dönmeyeceğiz değil mi? Hayır oğlum. Daha kolay olacak değil mi canım? Evet. En zoru buraydı, başka yok. Şuradan inmeyeceğiz değil mi? Devam etmek, inmeyeceğiz oğlum. Karşı yol gidiyor ya karşıya, niye ineliyiz? Şuraya yukarı değil mi? Hı hı. Evet. Bunlar haniyse izlesin. Tamam. Çünkü merak ediyorum. 19 Mayıs 2023 Atatürk'ümüzün ve Cumhuriyetimizin kazanımları için yürüyoruz. Vazgeçmeyeceğimiz kazanımlar için. Fena lan galiba. Neden bazı çizgiler sarı kırmızı? Burası yeni rota olduğu için, diğer rotayla karışmasın diye. Taşlara tırmanması en güzelceli taraf. Evet. Peki bu neden bayrak? Hadi oğlum, kafanı ağaca vurmadan çık. Allah kayacak. Sıkı tutun oğlum, iyi tutunacak yer bul, çek kendini. Sağlam bas, sağlam tut, yürü. Özür dilerim ya. Baba ama dağlar daha zordu. Evet. Baba ama çarptı. Gel bu benim. Kanımla Like yolunu yürüyoruz yeniden. Çok güzel bir duygu. Ya çok yaklaşma oğlum. Önde gidene çok yaklaşılmaz. Bak Kanefe, bunu da bunu ben de çıkarım dersen gelsin çıksın ya. Değil mi? Geç bakalım. Geç hadi. Geç bakalım. Evet, Kaan'a geçti, şampiyonluğa erişti. Aferin, evet. Aferin. Bilgisayar oyunlarında öne geçemezsen de gerçek hayatta öne geçiyorsun. Bilgisayar oyunlarında daha kötüyüm ben. Demek ki senin işin bilgisayar oyunları değil, dağ ve doğa. Bilgisayarda olduğu için oynamıyorum. Tablette olsa. Bence tableti mavleti boş ver, doğada şampiyon ol. Doğanın da şampiyon olayım. Öne geçtin işte. Türün lisansını geçeceğim. Hadi bakalım. Vay, ağır evet, çekimde. Allah. Dizime battı. Yürüyüp geldiğimiz vadi aşağımız. Devam et babacığım. Devam et babacığım.
Babacık babacık. Çok arkada kaldık. Yok, yavaşız baba, zaten gelirler. Ha, şuraya çıkacağız değil çık mi? Çık oğlum. Ya bir de bunu akşama kadar yürüyeceğiz. Şimdi bitiyor bir yokuş. Allah. Allah, baba çok sıkışık. Olsun, geçersin sen hadi. Taş var zaten, kaymam. Evet, iyi tutun. Taş olunca zor kı. Evet. Taş olunca kaymıyor. Benim yaptığım İzavra yolunda birlikte yürüyeceğiz değil mi oğlum? İzavra yolu çok mu hızlı? Yok, böyle az az yürürüz zaten. Hepsine birden yürümeyiz. İzavra yoldan burada. Konya Antalya arasında oğlum. Toroslar'a geçiyor. Yürüyüp geldiğimiz patika aşağıda gözüküyor. Oy. Evet. Şampiyon belli. Baba şampiyon belli. Evet, şampiyon kim? Ben. Herhalde ben gittiğim için sen oluyorsun. Evet. İkinci giden şampiyon oluyormuş diyorlar. Evet, Kaan'ın sevinç dansı. Tamam, sevinç dansını yaptık, gidiyoruz. Sevinç dansını seni severim. Evet. Şimdi üstüne K yazacağım o zaman. Şimdi aşağıya yazacağım. Hayır. Çok devam güzel. Oğlum. Şuradan. Şurası mağara gibi. Evet. Yağmurda gizlenmelik. Evet. Ne iyi geldi ya. Şükürmüş bir adamım. Değil mi oğlum? Bak bu video kaç dakika yapılır? 15. Bu video? Hı. Hayır, bu değil. Tatil çeşitliğine video bakıyor. Bakarız oğlum, bilmiyorum. Bir planı var. Bir de sevinç dansı. Böyle ince.
şey geçmeyelim bence. Kaçtı buraya. Burayı. Evet arkadaşlar, güzel yollar. Girebiliriz. Dalgada otururuz burada. Taş yok ya. Evet. Dalga bizi sürükler. Çok hoşuma gidiyor dalga. Evet oğlum. Kaan'ımın Kelebekler Vadisi Kabak Koyu yürüyüşü bitiyor. 12. kilometre burası. Zorlu bir parkur tabi. Sahilden yürüdük. Yeni yoldan. Eski Likya yolu asfalttan geçiyordu. Zor ama güzel olanı tercih ettik. 60 kişi de grubumuz arkadan geliyor. Kaan Bey'imiz en önde. Akşam video sırası bende. Al kamerama gel. Geliyor oğlum. Geliyor, geliyor Tuarek, geliyor. Geliyor. Baba, bak şimdi bak. Ben cebim. Hadi otur, seni bir yuvarlasın. Otur bir yuvarlasın sen hadi. Anne gel. Anne gel. Kamera var bende. Oradan geçeceğiz zaten. Cennet koyu orası. İnecek miyiz? Evet. Gey köyünden yürüyüşe başladık. 6 kilometre sonra Bel'e ulaşacağız. 9. kilometrede Belceyiz'e. Oradan da 9 ya da 10 kilometre yürüyerek Gavur Ağalı'na ineceğiz. Burası Gey köyü. Yani Yediburunlar köyü yeni adıyla. Likya yolunun güzel dağlık rotalarından biri, susuz rotalarından biri. Merhabalar gençler. Hadi bakalım.
Gey Bel arasında yürüyoruz. Anıt bir zeytin ağacı. İşaretler çok zayıf ama yol belirgin. Rota şu kayanın sırtından şu şekilde ilerliyor ve arkaya iniyor ve oradan Kalabantı'ya iniyoruz. Aşağımız Cennet Koyu. Antik yolların tanığı bir kuyu. Aslında sarnıç ama kubbesi içine çökmüş. Altımız Kalabantı'ya. Cennet Koyu'ndayız. Kabak Koyu'na 3 kilometremiz kaldı. Buradan 7 kişi tekneyle devam edecek. Cennet Koyu'ndan çıktık. Kabağa doğru yürüyoruz. Kabak Koyu'na. 8 arkadaşı buradan. 7 arkadaşı tekneyle gönderdik. Bir arkadaşı da önden yolladık. 62 kişilik grubumuzdan son gün, son rotada 32 kişi yürüyoruz. Cennet Koyu'nda da bir saatlik yüzme molası verdik. Kalabantı'ya molasından sonra. Yolumuz güzel. Evet, fukaralar orada kahvaltı yapsın, burjuvalar burada. Evet.
Yani sizi gelin. Ben anlamadım bir şey. Evet. Yani. Ama dünden kalan. Fazlası almadık, dünden gitmemiştik.